28 Kasım 8 Aralık tarihlerinde Türkiye, Mısır, Bahreyn, İsrail ve Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özelelçisi Joel Rayburn yaklaşık 3 saat süren Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda ABD'nin Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diplomasi mi çıkmaz yol mu başlıklı oturumda kongre üyelerinin sorularını yanıtlayan Rayburn, Türkiye'nin IŞİD ya da El-Kaide ile ilişkisi olduğuna dair bir izlenim edinmediğini söyledi. Tabii Rayburn açıklamalarda bulunurken Temsilciler Meclisi'nin birçok üyesi de konuyla ilgili Rayburn'a çeşitli beyanlarda bulundu. Örneğin Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elliot Engel, Türkiye Suriye'nin kuzeydoğusunda bazı bölgeleri işgal etmeye ve ABD'ye sadık Kürt nüfusunu taciz etmeye, yerlerinden etmeye devam ediyor dedi. Bunun üzerine Rayburn, Türkiye'nin Suriye lideri Beşar Esad'ın İdlib'de ilerlemesini engelleyen bir askeri engel oluşturduğunu ve Esad rejimine siyasi bir çözüm dışında bir çıkış yolu bırakmadığını açıkça göstermek için elimizdeki tüm araçları kullanmaya ve baskı yapmaya devam etmeliyiz yanıtını verdi. Ayrıca Türkiye'nin ABD'nin IŞİD'i yenmek için birlikte çalıştığı güçlere saldırdığını görmek çok rahatsız edici ifadesini kullanan diğer bir Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda paralı asker ya da eski IŞİD savaşçılarını kullanıp kullanmadığını sorması üzerine de Rayburn, Türkiye'nin eğitim ve araç gereç desteğini sağladığını, muhalif güçlerin Esad rejimine karşı baskı uygulamaya odaklandığını söyledi. Suriyeli olmayanların Suriye'yi terk etmesi gerektiğini de söyleyen Joel Rayburn, Amerika'nın Suriyelilere insani yardım için 1.7 milyar dolar harcadığını ve 2254 sayılı Birleşmiş Milletler kararı uyarınca ise siyasi bir çözüm bulunana kadar ABD'nin Suriye'deki yeniden yapılanmaya katkıda bulunmaması, başkalarının da bunu yapmaktan vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi. Konuşmasında Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri konusunda mümkün olduğunca yapıcı bir diyalog sürdürmeye çalıştıklarını dile getirdi Rayburn. Suriye'nin kuzeydoğusunda barışçı bir çözüm herkesin çıkarına olur dedi. Aktaracaklarımız bu kadar. Özlem Şenşer, Real TV Washington.